güne güzel başlayabilmenin yöntemi olmalı, yolları olmalı muhakkak. Bunun için bir uzman yardımına başvurmakta bir sakınca yok. Hatta çok faydalı olabilir. Toplum psikolojisiyle ilgilenen uzmanlar bence böylesi günlerde özellikle devreye girmeliler. Dün muhabirimiz Arzu İyilik yapan Poyrazoğlu onlardan birini, işini en iyi yapanlardan birini buldu ve sordu. Üst üste gelen bu acı haberlerin altından nasıl kalkıyoruz? Ya da nasıl kalkabiliriz? İşte tavsiyeler. Son günlerde artan terör saldırıları ve birbiri ardına gelen acı haberler toplum psikolojisini olumsuz etkiliyor. Özellikle insanlarda güvende miyiz değil miyiz duygusu oluşturuyor. Yani kendini güvende hissetmeyen insan korku duygusunun etkisine kalır. Yani korkunun hayatta egemen olmasına neden oluyor bu tarz olaylar. Bu toplum psikolojisinde bu nedenle bu tarz olayların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Tüm toplumu ilgilendiren travmatik olaylara her birey farklı tepkiler verebiliyor. Burada bazı kişilerde korku yükseldiği zaman, kaygı yükseldiği zaman, kişi kendini yani güvende hissetmediğinde bazı kişilerde umursamazlık tepkisi oluşuyor. Hiç yani yanında olan olayları umursamaya devam ediyor. Bazı kişilerde kaygı çok yükseliyor. Uzaklaşmaya çalışıyorlar. Yeni Zelanda'ya vesaire göç etmeye çalışan çok kimseler yani böyle ortamlarda çıkıyor. Diğer bir tepki de böyle şiddete başvuruyor bazı kişilerde. Türkiye'de itaat kültürünün etkili olduğunu söyleyen psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Türk toplumunun yaşanan acı olaylar karşısında tepkisini ertelediği görüşünde. Böyle durumlarda sorumluluğu liderlere aktarıyoruz. Liderlere işte oy verdiğim kişiler ya da biz yöneten kişiler düşünsün deyip kişi bir sivil toplum örgütü aktivitesine girmiyor. Sosyal sorumluluk hissetmiyor. Yani lidere sorumluluğu havale ediyor. Bu nedenle tepkisiz gibi gözüküyoruz. Aslında tepkiyi erteliyoruz aslında. Tarhan'a göre toplum olarak kaygı ve korkudan kurtulmanın yoluysa bireysel çözüm çabalarını arttırmak. Kriz gibi aşırı tepki vermek yerine soğukkanlı bir şekilde karşılayıp daha sonra bu tarz olayların olmaması için ne yapabilirim? Bana ne gibi bir görev düşüyor burada? Aslında burada en büyük düşmanımız ümitsizlik, karamsarlıktır. Eğer ümitsizlik, karamsarlığa düşmezsek bir şekilde bir çözüm ve bir çıkış yolu bulunur. Yani bütün iş burada soğukkanlı olabilmek ve olumlu ne yapabilirim diye düşünmek. Olumsuzla ilgili her türlü önlem alıp olumlu şeyler yapma konusunda çaba içerisinde olmamız gerekir. Bu önemli. Umudu korumak, daha güzel günlerin geleceğine inanmak, olumlu düşünmek ve yaşadığımız kötü olayların tekrarlanmaması için ne yapılabilir? Bunu sorgulamak, bunu topluca yapmak. İşte tavsiye edilen bu efendim.